Evlilik okulundaki ilk ödevi eşine ev işlerinde yardım etmek olan Murat Bey, temizlik konusunda oldukça iddialı. Çok iddialıyım. Hadi başla görelim bakalım. Sen şimdi gör beni, bak temizlik nasıl yapılıyormuş. Ayağını kaldırır mısın canım? Murat Bey nedense temizliği eşinin ayaklarının altından başlıyor. Bak iyi izle beni. Böyle üstün körü yapmayacaksın, böyle detaylı yapacaksın. Bak neler çıkıyor halınların altından. Salon temizliğine süpürgeyle başlayan Murat Bey, ödevini büyük bir ciddiyetle yapıyor. Maşallahınız var Murat Bey. Dur, daha bitmedi. Bak bak, bütün gizlenmiş tozların hepsini çıkarttım. Çok güzel süpürüyorsun gerçekten. Benden değilsin. Bundan sonra evi sen süpür lütfen. Öyle gibi görünüyor. Burası da kesin tozludur. Salonda dip köşe bucak bırakmayan Murat Bey, eşi Zeynep Hanım'a da pek rahat vermiyor. Kalk kalk, buralar da kesin toz içindedir. Sen kesin buraları süpürmemişsindir. Yok, ben oraları sürekli süpürüyorum. Belli, bak bak, patır patır sesler geliyor. Çocuklar fındık fıstık doldurmuştur buraya. Kalk kalk, oralar daha kötüdür kesin. Bak nasıl toz sesleri geliyor. Sen bu işte benden daha iyi görünüyorsun. Öyle gibi görünüyor. Bundan sonra söylenmekle kalma o zaman. Sen süpür evi. Sen şimdi benim nasıl yaptığımı gör. Bundan sonra sen de öyle yaparsın. 12 senedir ben yapıyorum. Biraz da sen yap, ben dinleneyim artık. Ben hep yapıyorum da sen görmüyorsun. Eşimden her zaman detaylı temizlik yapmasını istiyordum. Benim temizlik hiç yapmadığımı söylüyormuş. Ben bugüne kadar evde kendisine yeterince yardımcı oluyordum aslında. Benim için zor bir görev olmadı. Bak önceden sadece dilin çalışıyordu, şimdi elin çalışıyor. Sadece söyleniyordu. Ama bak nasıl detaylı yapıyorum, ne kadar güzel. Tamam, bundan sonra sen yap işte, ne güzel. Benden güzel yapıyorsun gerçekten ama. Yaparım, bunda sorun yok. Bak şimdi kesin bu koltukların altı toz içindedir. Ben burayı bir güzelce süpüreyim de bak temizlik gör. Bana yardım etmen için illa Yeşim Hanım'ın mı bize bu görevi vermesi gerekiyordu? Bunu sana söylemesi. Bak ben görevimi yapıyorum işte. Şimdi orasını karıştırma. Bak nasıl detaylı görevin yapıyorum. Görevin olduğu için yapıyorsun ama. Normalde sadece söyleniyorsun. Salonu büyük bir titizlikle süpüren Murat Bey, paspasa yine eşinin ayaklarından başladı. Ayaklarını kaldırır mısın canım? Buraları da sileyim ben. Bak böyle ova ova yapacaksın. Görüyor musun? Çocuklar her şeyi döküyor yere. Böyle sildim geçtim yok. Böyle detaylı yapacaksın, bastıra bastıra. 12 yıllık evliyiz. Bunca zaman neden yapmadın madem elinden geliyordu bu işler? Yaptım. Nerede yapmadım? Sen görmüyorsun. Yapmıyorsun. Anca söyleniyorsun. Bıdı bıdı yapıyorsun. Ne güzel yapabiliyorsun. Seni teşvik ediyorum işte. Daha ne istiyorsun? Murat Bey paspası kovada sıkarken nedense aklımıza Halit Bey ve Nihal Hanım geldi. Evet, şekil ağda görüldüğü gibi bu malzeme işe yaramıyor. Bunu böyle bastırırsan bu soba kırılır, sonra çöp olur. Böyle döndürerek yapacaksın. Bak, bir damla su kalmayacak içinde. Gördün mü? Şimdi burası bitti. Burası bir kurusun, ondan sonra halısını sereceğim. Süpürgeyi paspası büyük bir titizlikle yapan Murat Bey'in hedefinde raflardaki tozlar var. Şimdi buranın iyicene tozunu almam lazım. Burası kurudu da mı geliyorsun? Yerler leke olmasın? Kurudu, ben sıcak suyla sildim. Sıcak suyla silersen daha çabuk kurur bak. Bu öneriyi de unutma. İtinayla toz alan Murat Bey eşine de ders vermeden geçmiyor. Şimdi önce televizyonu sil. Önce yukarıdan başlayacağım. Yukarıdaki toz aşağıya inebilir. O yüzden önce üst kısımları sileceğim. Bu kovayı ne kadar köpürttüm, bunun içine koydum. Duş mu alacaksın? Yok, o şimdi üstüne su döktüğüm için böyle köpürdü. Köpüğü silecek onu şimdi. Cam suyuyla temizlik olmaz. Bak ben ne güzel deterjanlı su hazırladım. Pırıl pırıl olacak. Öbür türlü cam suyuyla fıs fısla toz başka yere gidiyor. Güzelce sil orayı. Görünmüyor diye üstten silme. Sen görünmüyor diye silmemişsin zaten. Bak ben siliyorum. Bezine bakabilir miyim? Silmiş miyim, silmemiş miyim? Tertemiz. Şunlara bak. Hayır, tertemiz. Şurayı görmüyorsun sen. Nasıl? Silmeseydim simsiye olurdu beze. Bak hepsini tek tek siliyorum. Raflarla bebekleri aynı şeyle mi? Bezle mi sileceksin? Hani bez çok tozluydu, daha hiç yıkamadın. Bu kez yakalandınız Murat Bey. Arka tarafını çevirdim, şimdi yıkayacağım. Bak nasıl parlıyor, görüyor musun? Şimdi bezimizi yıkayabiliriz. Zeynep ne kadar söylense de bakışları temizlikten gayet memnun olduğunu ele veriyor. Detaylı temizlik işte böyle yapılır. Ben Yeşim Hanım'ın bana verdiği görevi başarıyla gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Her yeri pırıl pırıl yaptım. Murat Bey her ne kadar kan ter içinde kalsa da ilk ödevini başarıyla tamamladı.